Omuzuna çak bir kibrit ruhunu ver, ver ateşe. Omuzunda hayatın yükü, yüzünü dön, dön güneşe. Güneşe bir el ateş ettik, bilmedik kendimize inettik. Ayakkabımız yırtıktı ama dikenli yolları koşarak geçtik. Ah nerede bizdeki eski neşe, bile bile daldık ateşe. Kimse tutmadı elimizden, her bela geldi peş peşe. Nerede bizdeki eski neşe, bile bile ateşe. Kimse tutmadı elimizden, her bela geldi peş peşe. Yanımda kalmadın mı, öpüp koklamadın mı? Yanımda kalmadın, elimi tutmadın bu gece sen de. Yanımda kalmadın mı, öpüp koklamadın mı? Yanımda kalmadın, elimi tutmadın bu gece sen de. Ne işin var senin burada? Ne işin var senin burada dedim? Seni ilgilendirmez. Beni öyle bir ilgilendirir ki bir daha benim olduğum hiçbir yere gelmeyeceksin, duydun mu? Nereye gideceğim beni ilgilendirir Filiz. Ya sen ne terbiyesiz, ne utanmaz bir adammışsın ya. Delirtmeye mi çalışıyorsun sen beni? Bak ne mahalleye, ne hastaneye, ne de benim adım atabileceğim hiçbir yere gelmeyeceksin ya. Bak senin şu aşağılık suratını bir daha görürsem... Ya tamam, kendine gel be. Ben zaten seni görmek istedim, sen de kalırdın. Anladın mı? O kadar özel değilsin yani. Ya ben geldim ama hayatım öyle bodoslama giremez. Nasıl yani? Yani gördün işte hayatımı. Yani bu aramızda... Seni hiç üzmeyeceğim Filiz.
Efendim? Savaş ağladı da bir onunla konuşabilir misin? Niye, ne oldu ki? Hani erken geleceğim demiştin, gelemedin ya. Onun için biraz içlendi. Tamam, ver bir konuşayım. Tamam, bak. Al, konuş kendin. Alo baba. Alo babacığım, ne oldu? Niye ağlıyorsun? Tamam, erken geleceğim demiştin. Birlikte puzzle yapacaktık, öyle demiştin. Evet, öyle demiştim. Ben de zaten sözümü tutuyorum şu anda. Yoldayım, geliyorum. Ya ağlama artık, hadi. Dün de gelmemiştin. Bir kere kötü rüya gördüm. Sen evde yoktun. Evet, öyleydi. Ama bak şimdi ne yapacağız? Sen şimdi dakika tut, hatta 10 dakika tut. O 10 dakika bitmeden ben evde olmuş olacağım, tamam mı? Annesi, dakikayı sen tut. Ben de yalan söylemiş olmayayım, tamam mı? Anlaştık mı? Tamam, anlaştık. O zaman 10 dakikan başladı babası. Baba, 10 dakikan başladı. Ay hemen, hadi hemen, çok hızlı hızlı geliyorum ben şimdi. Sen tutma beni, hadi. Ağlamadan kapat telefonu bakalım. Anne kaç dakika oldu? Daha 5 dakika olmuş. 1, 2, 3, 4, 5. Hey! Hop! Gittim bakalım, koş! Babacığım! Babacığım güzeli. Yetişebildin mi bari, ha? Yetişebildin mi? Hayır, yetişmedin. Sen bana erken geleceksin demiştin. Ya öyle nazlanmadan olmaz. Hayır, ben nazlanmıyorum. Uf, nazlanmıyorsun benim akıllı oğlum. Ama evet, haklısın, doğru söylüyorsun. Ben geleceğim deyip gelmemezlik yaptım. Evet, birazcık da geç geldin, doğru. Bir kere de hiç gelmedin. Evet, bir kere de hiç gelmedim. O konuda da haklısın. Ama ben şimdi böyle bizim için dışarıda çok çalışıyorum geceleri. O yüzden gelemedim ama tamam, haklısın. Tamam, bir daha olmayacak. Bir daha dışarı, geceleri dışarı çıkmak yok. Hiç gelmemek de yok. Tamam mı? Bitti. Artık bitti mi yaşın? Gitmeyecek misin? Gitmeyeceğim babacığım. Gitmeyeceğim. Bir daha dışarı çıkmak yok. Söz veriyorum. Nasıl oldu Tülay abla? İyi ya, iyi. İyi, iyi. Doğum diye gitti, gaz çıktı işte Tülay. Osuruktan tayyare, selam söyle o yare. Hadi Filiz, sen bir gel. Yemek yapacaktım. Hadi ya canım, sonra. Çatladım ya meraktan. Tülay'ın yanında da soramadım. Anlat şunu baştan. Ne oluyor lan bunlara? Bilmiyorum da ablamın suratı bir garipti, gördün değil mi sen? Gördüm tabii lan. Ne yapıyorsun oğlum? Bir dakika dinliyorum ya. Ne dinliyorsun? Öylesi koridorda karşıma çıktı, itti benim elimi ayağımı tabii sinirden. E ne iş varmış o ergelenin orada? Ne bileyim. Orada çalışıyordu eskiden. İnşallah geri dönmemiştir işi. Yoksa ben orada onu zırt pırt görürüm, valla benim tüm sinirim bozulur yani. Ablam Barış'ı görmüş. Nerede görmüş lan? Ne bileyim abi. Gelme buralara diyeydin. Dedim. Dedim, ne dedi bana biliyor musun? Beni görmek isteseymiş terk etmezmiş zaten. Öyle dedi bana. Bu böyle akıl hastası, bu ruh hastası ya. Bu delirmiş yani, pis, terbiyesiz bu. Ben çözeceğim bu işi. Anacığım bunun canı dayak istiyor. Bulacağız birkaç kişi, bunu bir güzel dövdüreceğiz. Ne artık, saçmalama yani. Niyeymiş? Dayağını yiyecek ki aklı başına gelsin. Yok mu buralarda öyle adam? Biz varız. Aa! Barış dayak yiyecekse biz de döveriz yani, sıkıntı yok. Siz bizi mi dinliyorsunuz ya? Bu dinliyor ya. Abla özür dilerim ama merak ettik seni yani. Nerede abla Barış? Hı? Sen bana kızacaksın şimdi ama bence de Barış'ın bir sopaya ihtiyacı var abla. Sana böyle kazık atıp gidemez ya. Oğlum tam ergensin ha. Dönmekten başka bir şey gelmiyor aklına. Oğlum biz şimdi emin miyiz bu Barış suçlu mu değil mi? Ne hemen gidip dövüyorsun? Abi daha nesinden emin olacağız? Abla Barış seni kurtarmak için bir anlaşma yaptık önce. Ben bu evin sahte olduğunu düşünüyorum. Yok artık, oha. Ciddi misin sen abi? Ciddiyim tabii lan, niye olmasın? Ablam minibolları kurtarmak için Cemil'le evlenmedi mi? Bu niye böyle olmasın? Bitti. Tamam. Hadi kapatın artık konuyu. Tamam yeter. Sofrayı kuracağım, hadi çekil. Ya. Hadi şu masayı yerine kaldırın, hadi. Ya abla. Hı. Bak. Biliyorum kızıyorsun. Ama ben adresini buldum. Kimi? Barış'ın. Ya daha doğrusu karısının adresini yani. Ya izin verirsen ben akşamları falan bekleyeyim orada yani. Barış o evde yaşıyor mu yaşamıyor mu? En azından bunu öğreneyim ya. Ne yaptın sen?
siz delirdiniz mi hep birlikte ya? Üçünüz ayrı ayrı mı delirdiniz? Biri diyor ki döveceğim. Öbürü adres madres buluyor. Çiçek zaten verdiği akıllar şahane. Ya ben delirmişim burada zaten. Ne yaptığımı bilmiyorum. Siz beni sakinleştireceğinize manyak manyak işler yapıyorsunuz ya. Mert. Al adresini. Al. Al bak adresini. Gider bakarsın akşamlara. Tülay'a gidiyorum. Kız nereye? Açsın sabahtan beri. Hiçbir şey yemedin hastanede. İstemiyorum, Tülay'a gideceğim. Tamam. Gebertirim seni ha. Saçma sapan fikirler veriyorsun. Sen de kapı dinliyorsun. Ben de gideyim Tülay'a. Ben siz konuşurlarsa çok kıskanırım valla. Siz yemeğinizi yiyin ha. Hadi. Bunlar da ayrı bir olay oldu ha. Sakin ol duruyorum. Hepsi kalıbına. Dur diyor, şey gibi gaza basıyorsun hala. Ya yenge vallahi aptal ettin beni sabahtan beri ya. Sus konuşma bana. Sensin yenge. Ne kadar vereceksin? Yazıyor işte orada 86 lira. Ne? Nenesi yenge? Sabahtan beri dolaştırıyorsun bizi. Bacın iki defa dolmuş değiştirdi. Ben böyle İstanbul'un içine tüküreyim mi? Yazıklar olsun. Yok o kadar param benim. 50 liram var. Ha? Bize de yazık yenge ya. Binmeseydin. Bacımı yalnız mı bırakaydım? He? İnsanlık ölse miydi? Vallahi ben onu bunu bilmem. Ben paramı alırım. Tamam o zaman şey yaparım ben. Yarın getiririm sana, adresini ver. Oo sarı çizmeli Mehmet Ağa. Vay sen ne fena çıktın ya. Nasıl bir şey çıktın sen ya? Al nüfus kağıdımı al, al. Almaya geldiğimde paranı da getiririm, tamam. Tövbe tövbe, tamam ya. Şimdi ne yapacağız? Bu süt.
Şimdi bu sütü içiyorsun. Sonra doğru ya da. Ha? Baba, ben yapmayacağım. Seninle oturacağım. Bak sen. Ha, tamam bak şimdi anladım. Kaçırmışım sen. Biz seninle çoktandır böyle bir gıdıklama yarışı yapmıyorduk galiba. O yüzden bunları yapıyorsunuz. Ha? Hı? Ha? Bak şimdi gördüm. Ne işin var? Sana desteğe geldim. Hani nerede o herif? Hani tamam. Bu ev mi? Var mı? Bu. Ben anladım. Sen kardeşlerini bulaştırmak istemiyorsun. Tek başına olmaz o iş. Hangisi? Bu, burası. İçeride. Kız bunun için gelmedik mi biz buraya? He? Hıncını alacaksın öyle gideceğiz. Bakıyor sen de rahatlayacaksın, kuş gibi olacaksın öyle döneceğiz evimize. Hadi. Aa bak gidiyor çocuk. Gelsin de görsün rahmet. Sahte evlilikmiş. Oldu be. Mis gibi karısı, şık şık adım hayatı, çocuğu mocuğu. Oldu. Yok öyle şey. Hadi. Vur, kır, parçala. Hadi acıma. Sen bunu hak ettin. Gecenin bu saatinde. Nereden geldi bu ses? Bak sen yaramazların yaptın. Şu tarafa gidin abi. Ne oluyor lan? İyi geldi ama değil mi? Ay ne biçimsiz. Ben sana demiştim. Siz dur kız. Siz sakin ol, ben arayacağım tamam mı? İyi akşamlar. İyi akşamlar komiserim. Hayırdır ne oldu? Şikayet geldi de camları taşlamışlar. Aa, biz hiç göremedik. Nerede ya? Siz neden koşuyordunuz peki? Biz koşmuyorduk ki. Biz doğmuşa yetişeceğiz de hatta gelir şimdi biz gidelim komiserim tutmayın bizi hadi. Bir dakika bir dakika. Kimlikleri alabilir miyim? Ya ne kimliği komiserim Allah aşkına ayıptır ya. Gündelikçi kadınlarız biz evimize dönüyoruz. Hadi iyi akşamlar. Hanımefendi. Kimlikler lütfen. Ver. Benim kimliğim yok ben kimliğimi taksiciye verdim. Ben nasıl takip edecektim seni? Takip derken? Yok 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 lafın gelişi ya. Sabıkanız var ha? Yok. Hayır bana komplo kuruldu ortaya çıktı benim yok sabıkam beraat ettim. Doğru yazıyor hanımefendi. Ama olur mu canım yok ben beraat ettim ya. Arabaya geçer misin? Niye ki? Arabaya geçer ya misin? Ya bacım beraat ettim. İfadenizi alıp bırakacağız. Ama tamam, senin sildiler sabıkasını hiç kızın hanımefendi. Neyin arabası bak ayıp denen bir şey. Vallahi çok ayıp oluyor. Geçer. Evimize dönüyoruz geç, niye geç, böyle geç, yapıyorsunuz geç. Ya? Yine. İyi de mi böyle? Rahatsın değil mi? Sancı mancı bir şey yok. Yok yok rahatım rahat. Ha, tamam o zaman sen hastanede yemek yememişsindir. Ben yemek koyayım yemek yesen. Ya Tufan vallahi aç değilim kuzum.
Çay demleyeyim. Çay demleyeyim, çay iç. Vallahi çay iç. Tufan. Gülüm. Ne oldu ya? Ben çok korktum aşkım. Ya kıyamam ben sana ya. Bebeklerimize bir şey olacak diye çok korktum. Ya ben de çok korktum gülüm ya. Yani hele o kapıda kalıyorsun ya böyle çaresiz tek başına. Vallahi ölümlerden ölüm beğen ya. Bir sağlıklı doğsalar da rahatlayacağız da işte. Ay rahatlayacak mıyız ki ya? Ya baksana anne baba olmak hiç bitmeyen bir yürek çarpıntısıymış. Biliyor musun insanlar uyurken bebekleri böyle 2 dakikada bir gidip kontrol ediyorlarmış nefes alıyorlar mı diye. Vallahi ben de yaparım şimdiden söyleyeyim. Ya işte ne yapacağız gülüm yani? Birinin başında sen, birinin başında ben öyle nöbet tutacağız. Yürümeye başladıklarında var ya her yeri yastıkla kaplatacağım, her yeri. Duvarlara da yorgan yaparız çarpmasınlar diye yumuşak yumuşak. Aşkım. Hı. Ben hastaneden sağ çıkarsak diye adak adadım. Adak mı? Hı. Ne adadın? Koç. Ama gülüm koç, niye koç adadın ya? Bir yani koç adanır mı koç? Çok pahalı bir şey. Bir horoz moroz küçük bir şey adayaydın bari. Koç ne ya? Sen ne biçim bir insansın Tufan ya? Burada bebeklerimiz söz konusu ya. Ya başlarına bir şey gelecek, bir şey olacak diye aklım çıktı benim. Bir koçu çok mu görüyorsun ya? Bir koçu. Ya bir koçu çok görmüyorum da iki koçu. Ben de koç adadım. Ben de koç adadım. Sen de mi? He işte. Ya gelirse şimdi? Ha? Ya gelirse sen benim etrafımda mı dolaşıyorsun derse? Camına taş mı atıyorsun derse? Uf, iyice bir tarafları kalkacak şimdi gör. Ben sana ne sordum bilmiyorum ki. Kız amma dert ettin ya ne kalkacak bir tarafı? Korktu anacığımı. Görmedin mi karısıyla ikisinin suratlarını? Onların o şamşırma suratlarını düşün. Rahatla. O iyi yaptık. İnşallah Cemil halleder. Ebu Celil'in de ağzına laf verdik şimdi. O gör. Hah. Elis. Hayırdır ya? Ne oluyor siz? Birinin camına taş falan mı atmışsınız? Ne yapmışsınız? Ya yok. Biz kimsenin evine taş atmadık. Kimsenin tavuğuna da kış demedik. Biz ikimiz de olmuşa koşuyorduk. Polis bizi tutukladı. O bölgeden ihbar aldık. Bir savcının evine taşlı saldırı düzenlemişler. Ne savcı? Savcısı kız. Savcı mı? Amirim bir yanlış anlaşılma var herhalde. Çünkü ben Filiz'i çok iyi tanırım yani. Benim mahalleden arkadaşım o. O iyi birisidir. Böyle şeyler yapmaz. Ben izninizle kendisine kefilim. Peki yanındaki ne? Ha. Vallahi amirim ben o hanımefendiyi yeni tanıyorum. Pek bilemedim böyle biraz. Fevri yanlış yunluş konuşmaları vardır ama. Yanlış yunluş konuşmaları derken? Ha yok öyle sandığınız gibi değil. De. Neyse ben ona da kefilim amirim yani dediğim gibi herhalde bir yanlış anlaşılma oldu. Yoksa öyle savcının falan evine taş atacak insanlar değiller yani. Peki madem ikisine de kefilsin çıkarın. Sağ olun amirim. Savcı Ali Aktan'ın kocası Savaş Aktan ve oğlu Savaş Aktan'ın birlikte yaşadığı... Dur kardeşim. Ne dedin sen? Savcının kocası Savaş Aktan mı dedin? Savcı Nihal Aktan'ın kocası Savaş Aktan ve oğlu Savaş Aktan. Birlikte yaşadıkları meskene yapılan taş saldırıda dahliniz yoktur. Buyurun imzalayın. Hadi. Sağ ol. Geçmiş olsun. Sağ ol Cemil. Ya Filiz. Bütün yol tuttum kendimi bir şey söylemeyeyim diye. Sonuçta senin de canın sıkkın yani farkındayım. Hapisten falan yeni çıktın ama. Ya adam evli çıktı ya böyle bir şey var mı?
Ben kaç defa söyledim size bu herifin namal olduğunu, bir türlü bana inanmadınız. Sen Mahmut'tan haber ver. Ne oldu o iş? Ha? Ha diyor ya. Mahmut, Mahmut, boncukçu Mahmut. Bizi dolandıran şerefsiz. Buldun mu onu? Hayda. Bul şu adamı canım ciğerim. Bak hüviyetle ödeme yaptım. Dardayım, zordayım. Paramı istiyorum ya. Hanımefendi bir dur Allah aşkına. Ne Mahmut'u ya? Filiz'le bir şey konuşuyoruz. Tamam ya. Konuşalım bitsin bu. Tamam sen başka türlü atamayacaksın içinden çünkü belli. Tamam ben Barış'ın ne mal olduğunu anladım. Oldu mu Cemil? Var mı başka bir şey? Tamam gittik camını taşladık. Biz taşladık camını. He biz yaptık. Gittik camını taşladık. Ben Barış mezunu erkeklerle ilgili bütün mevzuları kapattım geldim. Oldu mu? Var mı başka sorun? Yani soru olarak değil de... Ya oldu. İyi geceler. Hadi Çiçek. Geliyorum. İyi akşamlar. Heh rahatladın mı? Kendini Mahmut'a verebilecek misin? Hanımefendi ne Mahmut'u Allah'ını seversen ya bir dur. Allah bana Allah. Bak delik ve beni bulman lazım onu. Biz de diğer kadınları bulacağız. Sonra dava açıp topluca paramızı alacağız. Ya sen biliyor musun o boncukları işlemek ne kadar zor? Ha biliyorum. Biliyorsun. Anan da boncukçuydu sanki. Böyle minik minik işiyoruz kıyıl kıyıl. İşle babam işle. Gözlerimizi döktük be. Yazıktır günahtır bize. Hem sana hiç koymuyor mu ya? Senin mahallende senin bacılarına komşularına bunu yapıyorlar. Gücüne gitmiyor mu senin? Sana hakaret be bir kere. Hanımefendi sen benim gücümü niye karıştırıyorsun ki? Ne karıştırıyorsun benim gücümü anlamıyorum. Allah Allah tamam şeyi başlattık zaten arıyoruz herifi. Heh ara. Ara ara. Tamam mı? Ama öyle sümsük gibi arama. Aslan gibi ara. Konsantre ol. Saldır. Pençele. Vur çıkar onu. Hadi göreyim seni be. Anladım ben seni hanımefendi. Hayırlı akşamlar. Hadi. Allah'ım çabuk. Sen onu bulup getirme ben. Bak sana ne yapıyorum. Sümsük seni. Çatlıyor falan diye Melek abla verdi. Ya, neyse. Ne oldu ne var? Ya şey acaba biz ablam ayıp mı ettik ya? Bak sen hiç bizi aramıyor. Küstün biz acaba ya? Ya neden küssün ki? O kadar öptük, sarıldık. Özrümüzü de diledik biz. Küsmez o bize. Yine de kötü hissediyorum ya. O da zorla tıktı bizi oraya. Ne işimiz var bizim orada ya? Ya Fika bak şimdi. Sen kusura bakma ama ablam da biraz şey yani kendini kapamış kalmış o küçücük mahalle. Kendini aşmaya çalışmıyor ki. O da onun kendi seçimi. Bana bak ya ablamı mı arasak? Tamam ararız akşam. Ya sen niye hala buradasın ya çıksana. Yemedik odanı ya Allah Allah. Akşamki parti nasıldı? Çok eğlendim. Amerika'daki ablanla. Selam ben de İpek. Yazın ben de Los Angeles'taydım. Çok cool bir yer değil mi? Liseden sonra ben de orada okuyacağım. Ölü buradaki okullar. Siz neredeydiniz? İpek'cim benim ablam da Los Angeles'taydı. Ben sana şey söyleyeceğim. Siz sınıfa gitseniz de ben birazdan geliyorum. Tamam hadi bye. Gel Beyza. Bye bye. Ya abla sen... Hapse girdin ya, Kiraz da buradakilere Amerika'ya gitti dedi. Şş, sessiz olsana ya, ne söylüyorsun? Ne deseydim, hapse mi girdi deseydim? Sanki sen söylemedin, bir tek ben söyledim. Tamam, tartışmayın. Sen niye geldin, ne var? Bizi de buradan almayacaksın inşallah. Yok ablacığım, hayır. O gün tatsız ayrıldık ya. O yüzden sarılmaya geldim yani. Hem beslenme de hazırladım eski günlerdeki gibi. Sen bizi küsleyir misin abla? Yok ablacığım ben size nasıl küs olayım?
Canımsınız. Her şeyimsiniz siz benim. Ben sizin her şeyin en güzeline sahip olmanızı istemez miyim? Hiç istemez miyim ben böyle özel okullarda okumanızı? İster misin ki gerçekten? İstiyorum tabii ablacığım, olur mu öyle şey? Yani burada okumaya devam etmeniz için elimden geleni yapacağım. Ama biliyorsunuz yani hayat bazen her şey istediğimiz gibi olmuyor. Bizi buradan alacaksın, ondan öyle diyorsun değil mi sen? Ya hayır diyorum ya Kiraz. Ama benim de yani biliyorsunuz etim ne, budum ne, uğraşacağım işte. Çalışacağım diyorum. Tamam abla, ders başlıyor Fiko. Evet abla, biz derse gidelim, görüşürüz. Hafta sonu geleceksiniz değil mi? Ya abla ben gelemem ya. Şimdi turnuvalar var ya, o yüzden antrenmanlar da olacak. Benim de etüdüm var, bütün gün okuldayım. Evet, şey beslenmenizi alsaydınız. Ya abla ne beslenmesi ya, burada yemekhane var. Ver Filiz. Hafize teyze şey yapsın. Filiz alayım onları. Şey Şükrü amca, bu seferlik veresiye olsa olur mu? Tamam ama fazla geciktiniz. Tamam tamam geciktim. Sağ olasın. Güzel olacak. Buna hiç umudumuzu yitirmeden birlikte yürüyelim dediğim sevgili seyircilerime çok teşekkür ediyorum. Bitti program, görüyor musun Tülay? Bir tane arayan çıkmadı ya, bir tane ya. Bu mu çekmiyor acaba? Bir baksana. Yo. Üç çizgi olmuş baksana. Yok kız, ondan değil, çekiyor. Ne yapacağız canım ciğerim? Filiz'le ben perişanız. Elimizde 5 kuruş para yok. Bir şey bulmam lazım benim. Ay siz mi ben mi ya Çiçek? Şu halime bak. 2 bebek bekliyoruz. Yetmezmiş gibi 2 tane koç keseceğiz. Ya hastanede bebeklere bir şey olacak diye çok korktuk ya. Tufan da ben de koç adamışız. 2 tane koç keseceğiz ya. Kız 2 koç birden mi keseceksiniz? Siz delirdiniz mi? Sorma Çiçek, sorma ya. Hoş geldin. Hoş bulduk. Ne yaptın, gördün mü kardeşlerini? Gördüm, gördüm. Aldım boyumun ölçüsünü. O ne demek kız? Kiraz zannetti ki ben onları okuldan alacağım. Delirdi, aklı çıktı ben onları okuldan alacağım diye. Zannedersin özel okullara doğdu kız ya. Zaten demiş ki ablam Amerika'da. Canım bu hapse girdi, kader kurbanı mı oldu diyeydi? İyi demiş, boş ver. Ya bizim ekmek alacak paramız yok. Özel okullar konuşuyoruz biz ya. Ben nasıl kazanacağım bu kadar çok parayı? Dur sen şimdi şey yapma bak. Biz ne yaptık az önce Tülay'la biliyor musun? Televizyonu aradık. Hani bu kayıp kadınları buluyorlar dedim. Belki bizim kadınları da bulurlar. Mahmut'un dolandırdığı kadınları. Ha? Dedik ki ya biz bu programları böyle sabahtan akşama kadar izliyorsak kesin bu kadınlar da izliyordur. Aradık stüdyoyu, dedik böyle böyle. Bir tane arayan çıkmadı ama ya. Olsun, dur bakalım kısmet. O parayı alsak bile bir ay sonra yine dımızdak ortada kalacağız. Ne olacak ki? Bizim iş kurmamız lazım. Bak bizim iş kurmamız, o atölye işini yapmamız şart bizim. Bizim çok para kazanmamız lazım. Anacığım. Gel kredi çekelim diyorum. Sen ona da yanaşmıyorsun. Yoksa öyle 15.000 lira, 20.000 lira bunlar çok büyük paralar. Nereden bulacağız biz onları? Nasıl alacağız kredi Çiçek? Bize kim kredi verir ki? Neyi teminat göstereceğiz? Elimizde bir tek bu ev var. Ben bu evi riske atamam ki. Alo? Buyurun benim. Ne? Tamam tamam. Bir dakika. Bir saniye. Stüdyodan arıyorlar. Bir sürü kadın aramış. Nereye yönlendirelim diyorlar. Şeyi bu ev olmaz. Ev olmaz şeyi. Avukatın ofisini Selim Bey'in. Tamam. Tamam. Merhaba tekrar. Bizim bir avukatımız var da onun adresini versem yazabilecek misiniz? Heh,
Tamam. Kız çok arıyorlarmış, duydun mu? Bak en azından şu herifteki paramızı alırız. Elimize 3-5 kuruş geçince kafamız açılır, daha iyi düşünürüz. Sonra daha güzel yol olur. Sen üzülme, tamam mı? Ya biz çok teşekkür ederiz. Çok sağ olun, sağ olun. İyi günler. Ya! Kız çok akıllıyız be. Zehir gibiyiz biz, yemin ediyorum. Ya biz süperiz ya. Cihaner. Tamam, toparlanırız. Şimdi evde suyu kaynatıp içiyorsun. Çocuk var mı? 5 tane. Tamam. Çocuklara da suyu kaynatıp verirsin. Şu ilaçları da kullan. Eğer ishalin kesilmezse tekrar gel gör beni. Sağ olasın doktor bey. Sen sağ ol. Sabahtan beri soluksuz hasta bakıyorsun doktor. Bir şey değil, daha ilk günden kendin hasta olacaksın. Hadi iç çay da kendine gel biraz. İyiyim, ben iyiyim. Sen sıradakini yolla bana hadi. Ay oğlum ne yaptın bu kadar bu kadar? Ay doktor. Koparmış elini, koparmış, koparmış. Nerede kestin elini? Cama girdi. Kavga mı ettiniz? Kesin bunlar kavga etmişlerdir. Bunların işleri, güçleri habire kavga etmek zaten. Yani bir hayırlı işlerini görmedim bunların. Ben sana anlatsam var ya... Ne oluyor dışarı? Hadi. Çok fena kesmişsin be oğlum. Ana damarları kesmemişsin Allah'tan. Şanssızsın. Yoksa buraya kadar gelemeyebilirdin de. Ama halledeceğiz şimdi. Dur, oraya dikiş atmam lazım. İğne yapacağım ilk önce. Böyle tut elini. Evet, 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 evet. Nurgül Hanım. Nurgül Hanım. Buyuracak. Ya bu seradif ilaçlar nerede? Nereye koydun? Hah, uyuşturucu ilaçların hepsi buradaki kilitli dolapta. Yeşil reçetelilerin hepsini orada saklıyoruz. Anahtar. Hah. Anahtar burada. Gözünü seveyim, cebinden ayırma o anahtarı. Böyle ortalıklarda bırakma. Tamam, tamam. Hadi sağ ol. Derin bir nefes al. Araba çalarken kestin galiba kolunu. Sana ne be? Polis misin sen? Yap işte işini. Kavga ederken olurdu. Ama biraz çömeziz galiba. Camları indirmeye çalışıp kilidi kırmadığına göre bayağı acemisin ama bence yolun başındayken dön. Bu işin sonu yok. Sen nereden biliyorsun? Ben de eskiden yolun böyle bulurdum da o yüzden. Hadi be. Kilidi kırmayı biliyor muydun? Evet, tabii ki. Burada ne işin var o zaman? Sahte doktor musun yoksa? Budur. Bu elle işe çıkamazsın, söyleyeyim. Bak, bırak bu işleri, tamam mı? Eğer para lazımsa gel benden iste, ben hallederim. Kendim hallederim ben. Çocuklara çok yüz vermeye gelmez, sonra başına iş açar. Bak demedi deme. Vay.
Tamam. Hadi sıradaki. Selam. Selam. Yürü hadi gidiyoruz. Nereye ya? Ya hani geçen gün konuşmuştuk. Dur dur ya. Burada konuşmayalım şimdi. Gel içeri konuşalım. Kimden saklanıyoruz? Kimseden saklanmıyoruz ya. Ben öyle rahat konuşalım diye yani. Nereye gidiyoruz? Nihal Aktan'ın ofisine. Bizi bekliyor. Ben işte ödev falan diye oyalayacağım onu. Sen de o sırada ne öğrenmek istiyorsan öğreneceksin. Ya bilmiyorum ya. Ama hani çok istiyordun. Niye vazgeçtin? Ya vazgeçmedim de... Sen bana adres vermiştin ya. Ben ablama verdim onu. Sıkıntı oldu biraz. Barış'ın peşini bırakın, uğraşmayın falan dedi. O yüzden şimdi ablamın lafını ezip de böyle bir şey yapmak... Ya ne bileyim ya. Ablan onun yüzünü bile görmek istemiyor tabii. Haklıdır da. Peki sen ne istiyorsun? Ben ne isteyeceğim ya? Ne döndüğünü öğrenmek istiyorum tabii. Her şey o kadar saçma ki çünkü yani. Hadi yürü o zaman gidelim. Ya ablan nereden duyacak karısına gittiğimizi? Diyorsun. Hadi oyalanma, bekliyorum kapının önünde. Derin. Efendim? Çok sağ ol ya. Büyük borçlandım sana. Hallederiz. Maksat senin için görürüz. Hadi bekliyorum. Hatice Hanım ne oluyor? Ne bu gürültü? Kim var odamda? Selim Bey. Kaç kere aradım telefonunuzu ama yine sessiz unuttunuz sanırım. İrtibat adresi diye burayı göstermişler. Kadınların hepsi de buraya doluşunca ben de içeri aldım odanızı. Ne irtibatı ya? Kim vermiş? Filiz Elibol. Toplu dava açacakmış. İşte böyle ki. Ama böyle olmaz mı? Bir de evde bir kaç gün. Ben de Selim Bey merhabalar. Kızlar. Kızlar susun. Avukat Bey geldi. Hanımlar, teşekkür ederim. Bakın biz böyle anlaşamayız. Bence Filiz sizin sözcünüz olsun, daha hızlı ilerleriz. Ne dersiniz? Hı. Niye o ediyormuş? Ben edemiyor muyum? Yani tabii ki olabilirsiniz ama bu davayı bana Filiz getirdi. Ayrıca o nerede ne konuşacağını iyi bilir. Yırtık dondan fırlamaz senin gibi. Ne diyorsun kız sen? Çiçek, otur. Özür dileriz. Şimdi ben bir liste yaptım. Herkesin tek tek alacağı yazıyor burada. İşte toplamda 22.800 lira ediyor. Ama işte tabii herkesin alacağı para farklı olduğu için böyle hep birlikte dava açabilir miyiz? Nasıl olur bilmiyorum. Yani miktar buysa bence dava sürecine hiç girmeyelim. Eğer arabuluculuğa oturursam 20.000 lira tazminat almaya ikna edebilirim. Nasıl yani? Şöyle, yani aylarca davanın sonuçlanmasını beklemeyeceğiz. Paranızı hemen alabileceksiniz. Gerçi adam ceza almaz ama en azından o kadar parayı verince aklı başına gelebilir. Yani biz şimdi hemen bir çırpıda alabiliyor muyuz 20.000 lirayı? Aynen öyle. Çok iyi. Oğlum körün istediği bir göz, Allah verdiği iki göz. Biz kabul ediyoruz. Tam sonra. Tabii canım. Bak gördün mü? Çok bilmiş. Tamam. Yani paramızı hemen alabileceksek öyle değil mi? Tabii canım. Paramızı alacaksak ben de kabul ediyorum. Değil mi? Çok iyi. Filiz. Sen ne diyorsun bu işe? Avukat Bey'in dediğini yapalım mı? Hanımlar. Hanımlar. Bir şey diyeceğim. Hep birlikte iş yapalım mı parayla?
zaten aramızda konuşuyorduk. Böyle pul boncuk yaptığımız bir atölye açalım diye. Gelin siz de bu 20.000 lirayı koyalım ortaya. Hep birlikte bir atölye açalım, hep birlikte kazanalım. Ne diyorsunuz? Yani bilemedim ki şimdi bu... Ne işi? Ne işi? Nasıl? Gelin. Nihal Hanım. Ben Tevfik Selin'in kızı Derin. Telefonda konuşmuştuk. Ha tamam, hatırladım. Merhaba. Buyurun. Ben mimarlık öğrencisiyim. Kentsel dönüşümle ilgili bir ödev hazırlıyorum da sizden de hukuki süreçle ilgili bilgi almak istiyordum. Tamam, bakalım. Sizin çocuğunuz mu? Evet. Çok güzel çocukmuş. Adı ne? Savaş. Size mi daha çok benziyor çocuk? Yoksa babasına mı daha çok benziyor? Bilmem. Siz karar verin. Aa, eşiniz mi? Gerçekten benziyormuş. Ha, evet. İki erkekle aynı evde yaşamak zor mu? Yani babam hep üç kadınla yaşamanın çok zor olduğundan şikayet eder de. Yani eşim de oğlum da çok centilmen erkekler olduğu için bir kadınla yaşadıklarının farkındalar. Uzun zamandır mı evlisiniz? 6 yıldır. Artık geçelim mi ödeve? Ya Nurettin dayı, bu senin adaklık satan bir emmin vardı. Evet. Değil mi? Doğru hatırlıyorum. Var, var. Evet. Ya biz bundan koç alsak, kaça yapar bize? Vallahi geçen bayram 1.000 liraydı. Ama sana 900 olur Tufan. Ne o? Koç mu keseceksin? Peki 2 tane alsak ne yapar? 1.800 lira Tufan. Toplamayı da mı unuttun ya? Hayır bak. Hallere bak şunun ya. Sen burada bekle beni ha. Ya tamam otur, bir şey yok Fikri abi işte ya. Otur geç. Allah'ım havalara bak ya. Herkese benden bir arpa suyu çek. Hoş bulduk, hoş bulduk da hiç kimse... Bu mahalleye zengin bir adam gelmiş, mağabey adını sandalyeden kaldırmıyor. Bir kırmızı aldı sermiyor. Yuh lan size. Oh, Fikri, çanki olmuşsun ha. Yakışır. Eyvallah. Sen buraları hatırlar mıydın Fikri Bey? Hatırlamam ama bazıları. Öyle zengin evlerinde yapamadın. Mahalleni özledin değil mi? Ne özleyeceğim lan sizi? Hala fakirsiniz, hala çirkinsiniz oğlum. Bir işim düştü, o yüzden geldim. Sen niye geldin yine ya? Hayırdır? Ne lan? Bunu senin hiç ucuz ucuz. Vallahi dünyaları da ısmarlasan içeceğin şey çay. Otur çayını iç güzel güzel git. Lan fakirler. Ya karımı mutlu edecek, onu yataktan kaldıracak bir şey lazım bana. Hayda! Koskoca adamsın Fikri. Onu da biz mi öğreteceğiz sana? Yuh lan! Oğlum karım ölüyor lan! Karım ölüyor diyorum lan! Azrail ile uğraşıyorum ben burada ya. Ya... biz son gördüğümüzde iyiydi. Ne oldu, kötüledi mi yine? Yok oğlum ya, yok. Morali gitti ya, morali. Onu eğlendirecek bir şey lazım bana. Enik encik de fayda etmiyor artık. Ne yapalım, biz de mi gelelim? Ne işin var lan senin benim evimde pis pis? Allah Allah. Ya bu zengin hayatı biraz bozdu beni. Her şeyi şakkalanak parayla hallediyorum ya. Ya işte o yüzden benim kıvrak zekam
Gitti anasını satayım. Siz hala fakirsiniz, hala pissiniz ya, sizde duruyordur. Ne dersin Nurettin, var mı işin lan? Ne bileyim Fikri. Kaplıcalara falan mı götürsen acaba? Ananla kaynanana götür kaplıcalara sen. Oo Fikri. Evlenmişsin diye uyduk. Bir düğününe davet etmedin. Olmadı, yakışmadı. Ne düğünü lan? Düğün olsa seni davet etmez mi? Bittik, imza attık, o kadar be. Düğünsüz demek siz evlenen kadın mı olmuş Fikri? Ayıp etmişsin. Ayıp oğlum ya. Bu sefer öyle denk geldi. Acelemiz var değil mi? Aha! Lan! Ben bunu daha önce niye düşünemedim lan? Ne oldu ya? Neyi düşünemedin? Oğlum dediği doğru. Düğünsüz, derneksiz gelin mi olur oğlum? Karım abi ben böyle davulun zurnalı bir düğün yapacağım. Düğün. Allah çok güzel. Tamam o zaman Fikri abi şöyle yapıyoruz. Ne yapıyoruz? Senin düğünü burada yapalım. Heh, kiralayayım ben sana burayı. Bana da para lazım da. Ne yapayım lan ben senin çamurlu kahveni? Saray kiralarım oğlum, saray kiralarım. Yahu ne çamurlusu abicim? Hem bu kadın seni çamurlu görüp sevmemiş mi? Heh, çamurluya da evlenir. Çamurlu değil de değişik olduğum için diyelim. Değişik olduğum için beni seçtiğine göre ona değişik bir düğün yapacağım. Tamam lan. Tamam yani tutuyoruz değil mi? Kiralıyorsun kahveyi. Tutuyoruz ama kahveyi değil, seni tutuyoruz. Mahalle düğünü yapacağım. Böyle çalgılı, çengeli, davulu, zurnalı bir düğün yapacağım. Şişt, bana bak. Al bakalım. Al bakalım şu parayı, seni organizatör yaptım oğlum. Yemeğinden masasına, davulundan zurnasına sen halledeceksin. Bir kuş sütü eksik olacak. Sana var ya mükemmel bir düğün hazırlamazsam ben de tufan değilim, merak etme. O para sana yeter de artar bile. Artanı da cebine atarsın, cebin biraz para görsün olur. Allah, tamam. Vay ya. Bu ne lan? Oh Allah. Kaç kaç attık? Her şey için çok teşekkürler Nihal Hanım. Rica ederim. Sen biraz burada kalabilir misin lütfen? Ben dışarıda bekliyorum o zaman. Sen rahmet olan mısın, hikmet olan mı? Otur. Ablan için geldiğini biliyorum. Nereden anladın? Görmüştüm. Mahkeme salonunda, hatırlamıyor musun? Ablan götürülürken. İyi de ben ona öyle o kadar dikkat edeceğinizi düşünmemiştim yani. Kocamın hayatına giren herkese dikkat ederim. Ne merak ediyorsan sor, cevaplayayım. Hadi. İyi. İyi. Barış'la gerçekten evli misin sen? İlginç bir soru. Savaş'la gerçekten evliyiz, evet. 6 yıldır yani. Altı yıldır. Hiç boşanmadınız yani? Hayır. Herkesin ilişkisinde olduğu gibi bizim de ilişkimizde sorunlar vardı ama atlattık. Artık birlikteyiz. Aferin, çok iyi yaptınız. Ablam da bu işin böyle gereksiz bir hayat oldu yani. Ha? Ne oldu? Ne dedi sana? Ne öğrendin? Başın iğrenç biri olduğunu. Ablam haklıymış. Saf salak olan benmişim yani. Nasıl yani? Ortada böyle oyun oyun yokmuş, anladın mı? Her şey göründüğü gibi iğrenç. Ben de hala herifi temize çıkarmaya çalışıyorum burada ya. Hele o çocuk tak demiş babasının burnundan düşmüş ya. Çok benziyordu, evet. Peki ne yapacaksın şimdi? Bırakıyor musun peşini? Bırakacağım tabii, ne yapacağım ya? Bir de bana akıllı diyorlar ha. Ablam hepimizden akıllı çıktı. Sana akıllı mı diyorlar? O öyle bizim aile arasında bir şey ya. Şey değil. Seni de uğraştırdım.
Sana teşekkür etmenin yolunu bir şekilde bulmam lazım. Vallahi şöhreteki ihtiyacın bir matematik dehası. Ne yapacağım matematik dehası? Ya bir ödevim var. Bir yere gelip takılıyorum sürekli. Ver bana. İleri matematikten anlarım diyorsun yani. Yok, ben nereden anlayacağım ya? Bizim bir tane arkadaş var da, o anlıyor yani, hallediyor böyle şeyleri. Bir ver bakayım, çözebilirse getir onu. Tamam, bende kalsın bu. Yarın getir. O kalsın, çantamda 10 sene dursa da çözemeyeceğim zaten. Bizim o işlediğimiz oryantal kıyafetlerden yapacağız. Ama bu sefer biz yapacağız. Yani arada hiç kimse olmayacak. Bütün üretimi biz yapacağız yani. Ya kumaşları alıp takımları dikeceğiz. Pullarını işeceğiz. Sonra da kendimiz satacağız. Bu kadar. Ya hem turist kadınlar bayılıyormuş böyle şeylere. Hep hatıra olsun diye onlardan alıyorlarmış. Çok satan bir şey yani. Öyle değil mi Filiz? Tabii canım. Biz zaten bu işi buradan hani bildiğimiz için başlayacağız. Buradan başlayalım diyoruz. Sonra başka şeyler de üretiriz. Ne diyorsunuz? Vallahi ben sizin yerinizde olsaydım kabul ederdim hemen. Sen de mi pul boncuk işleyeceksin ha? Yani onu beceremem ama hukuk desteğini sağlayabilirim. Bu arada kooperatif ortaklıktan çok daha iyi. Ha. Tamam, konuşuruz onu. Ne diyorsunuz? Aman biz ne anlarız iş kurmaktan? Çoluk çocuk. Ya. Bir de onunla mı uğraşacağız? Yapamayız yani. Yok. Ay siz önce parayı halledin de ondan sonra konuşuruz. Hadi bakalım, iyi günler. Hadi yürü, hadi hadi. Hanımlar, bu arada vekaletleri noterden imzalatmayı unutmayın, tamam mı? Tamam, tamam. Günler olsun. Hadi. Hadi çık geç. Ya Filiz, ne güzel akıl ettin. Niye kabul etmediler, niye burun kıvırdılar ya? Şemsuk anacığım hepsi, görmüyor musun? Çirkinler. Tamam, tamam. Ben ikna edeceğim onları. Hep birlikte ikna edeceğiz yani bir şekilde, görürsünüz. Ya bence de. Biraz vakit geçsin. Anlatırsınız tekrar. Bence ikna olurlar. Biz bu kadınlarla bu işi yapmak zorundayız. Başka şansımız yok. Her türlü halledeceğiz, görürsünüz. Dur dedi kız. Gerekirse ağızlarından girip burunlarından çıkacağız. Aa! Pasta börek yaparım ben. Eve davet ederiz. İkna ederiz bir şekilde, öyle değil mi? Tamam tamam ya. Çok oyaladık buraya, evde konuşursak. Çok teşekkür ederiz her şey için. Çok teşekkür ederiz Emkan Bey. Rica ederim, ben sizi geçireyim. Çok teşekkür ederiz, zahmet verdik size. Rica ederim. Bu arada Mahmut'un adresi lazım tebligat için. Ya onun peşine biz polis taktık, merak etme. Tamam, hadi. İyi günler. Hadi anacığım. Filiz, ya seni tebrik etmek istedim. Çok iyi düşünmüşsün, ben başaracağından eminim. Çok sağ olun inşallah. Sağ ol. Görüşürüz. Kim o kız? Filiz Elibol, sana bahsettiğim kişi. Hadi ya. Ben böyle birini beklemiyordum. Nasıl yani? Ya adam doktormuş. Karısı desen savcı. Bu kızcağız ne bileyim, ev kızı gibi. Gayet akıllı, mücadeleci, düzgün bir kız. Neyse ya. Sen bu adamın karısıyla ilgili bir şeyler öğrenecektin. Adliyeye gittin, ne oldu? Evet. Ama enteresan bir şey çıkmadı. İşte sert bir savcıymış, avukatları kök söktürüyormuş falan filan. Ha senin doktorla da bu yaz evlenmişler. Ne demek bu yaz evlenmişler? Bu yaz evlenmişler demek işte. Ya Necat, emin misin? Evet eminim. Ne oldu ki? Allah Allah. Ya adam Filiz'e başından beri hep evli olduğunu söylemiş. Hoppala. Niye böyle saçma bir yalan söylesin ki? Ne bileyim ben. Sen şu kadını birazcık daha araştırmaya devam et. Bakalım bir şeyleri öğrenebilecek miyiz? Tamam. Hadi ama anneciğim. Bitecek o yemek biliyorsun. Anne ben doydum. Baba. Yeni öğrendiğim dinozoru anlatabilir miyim? Anlatabilirsin ama ilk önce yemeğini yemen lazım. Hadi bakalım. Ama ben çok doydum. Bence şu an kendini doymuş hissediyorsun ama doymadın. Yeterli besini almadın hala. Hadi bitir öndekini. Anne
Bugün ofise Filiz'in kardeşi geldi. Merak ettiklerini sordu, ben de söyledim. Sonra? Yani tabii üzüldü. Sonra da gitti. Daha geleceğini zannetmiyorum. Evet. E yani kadınlar hakkı. Sen olsan inanır mısın tanımadığın üç tane başka kadına? Bence senin dediğini yapalım bak. Öyle kekler, börekler falan kadınları toplayalım. Böyle bir güven sağlayalım. Yani parayı batırmayacağımıza, iyi niyetli olduğumuza falan bir ikna olsunlar değil mi? Heh, bravo. Önce paranın kokusunu aldıracağız. Aç anacığım bunlar. Kim paraya hayır der? Ha. Cemil abi. Ne yapıyorsun koçum? İyi Cemil abi. Filiz ya da şu hanımefendi de olur evde mi? Hanımefendi mi? Hanımefendi kim ya? Benim bana diyor. Çekil. Ne oldu, buldun mu? Ya herhalde bulduk ya. Bu işler bizim için çocuk oyuncağı biliyor musun? Biraz zor oldu gerçi ama hallettik. Yarın karakola alacağım, haberin olsun. Hay yaşa sen be. Asansın sen. Kaplansın sen be. Yemin ediyorum sen adam olacaksın ha. Bak vallahi aferin sana. Hayda. Oldu mu şimdi bu? O ne biçim laf? Ben zaten adamım hanımefendi de. Sen de keşke şu adın gibi biraz... Hanımefendi olabilsen, böyle gelişine laf sokmasan mesela. Neyse, yani o kadar işin arasında işinizi hallettim, ben çözdüm. Bir şey değil. Hayırlı akşamlar. Ne bozuldun ya? Kötü bir şey mi dedik? Dumaş! Yalnız bu Cemil seni ne kadar ciddiye alıyor ya. Yani sen istedin diye Mahmut'u hemen bulmalar falan. Bilemiyorum. Olacak tabii. Adana alayım kızım ben. Ha, hiç. Mahmut'u bulmuş ya, siz ona bakın. Dur Selim Bey'i arayayım da bir ne yapılacaksa yapsındır. Hay Allah'ım yarabbim. Ne yapıyorsun lan? Tülay ablan burada mı? Burada tabii. Nerede olacak? Tülay. Ha? Gülüm, koçların kısmeti tamam. Fikri abi mahallede düğün yapıyor. Ben de onun organizasyonunu yapacağım. Şş, bana bakın lan. Babanız evleniyor ya. Nasıl ya? Kimle evleniyor ya? Ya kimle olacaksa şimdiki karısıyla. Bunlar nikah yapmış önceden. Şimdi düğün yapıyorlar. Aa, o kadına düğün yapmadan evlenmiş yani. E şimdi yapsın bir zahmet. Sevaptır yani. Fikri'li bu. Tamam ya. Diyor ki artık diyor her türlü parayı alırız diyor. Oh çok şükür. Kutlamayı da babanın düğününde yaparım. Ne düğünü ya? Babam karısıyla evleniyor. Aa. Ay kızlar. Aklıma bir şey geldi. Biz acaba bu kadınları direkt düğüne mi davet etsek ya? Hani pasta börek kek diyordunuz ya. Böyle pozitif bir ortam olur, gelin var. Belki öyle ikna olurlar. Düğün yani gerçek ha? Ya ciddi ben de organizasyonu yapıyorum işte. Yani kimi davet ediyorsanız dedim mis gibi bir ortam olacak. İyi. Baban da bir işe yaramış olur değil mi yani? Ay çok güzel oldu. Mis gibi oldu yemin ediyorum. Ay önce kadınları düğüne çağırırız. Onlara bir güzel bir göbek attırırız. Sonra da atölyeyi kurarız. Bitti bu iş. Ay inşallah dur. Ay Allah'ım yarabbim bu evin de gelene gider bitmiyor ha. Zeynep. Niye geliyorsun ya? Manyaksın. Niye dışarı çıkıyorsun sen? Ne yapsaydım? Sıkıldım. Ayrıca acıktım. Kaç saattir yoksun? Yol. Sessiz ol sana. Allah aşkına sessiz ol. Arasaydın. Kontrolüm var sanki. Ya Allah. Abla. Ben bir 5 dakika çıkıyorum. Arkadaşım gelmiş. Bana bak 5 dakikaya masayı kuracağız. Hızlı ol. Tamam. Ben zaten geliyordum senin yanına. Yemek de getiriyordum ben sana. Sen niye geliyorsun ki? Çekiştirmesene be. Gece kim görecek sanki? Görseler tanıyacaklar beni. Az hava alsaydım ya. Ya Zeynep Allah aşkına yürü ya. Allah aşkına ya. Ne olur ya. Zeynep. Ne yapıyorsun? Tamam ben anlıyorum seni. Sen çok sıkıldın burada ama... Dikkat et, bir göreni olacak. Mahvedeceksin her şeyi. Abartma Hikmet ya. Sana ne olacak? Olan bana olur. Hem sen bu evde her gün tıkılı kalmanın ne demek olduğunu biliyor musun? Ama sen de haklısın.
Elin kızına bakıyorsun. Sabretmem lazım benim. Zeynep. Ne diyorsun sen de Zeynep? Benim de içim gidiyor. Sürekli sen varsın benim aklımda. Niye? Biz neyiz ki? Yardım ettiğim bir kızım sadece ben. Beni sevdiğini söyleyip hamile bırakan adamın bile umurunda değilim ben. Senin mi olacağım? Çok sıkıntı çıkarırsam koyarsın beni kapının önüne, olur biter. Sen beni hiç anlamayacaksın değil mi? Sen de haklısın tabii. Başkasının artını sevecek değilsin ya. Zeynep, ben seni seviyorum. Seni seviyorum ben. Esra'dan sonra bir daha hiç kimseyi sevemeyeceğim sandım ama... öyle olmadı işte. Keşke öyle olsaydı ama öyle olmadı işte. Ne yani? Beni sevmek kötü bir şey mi? Ya seni sevmek kötü bir şey değil. Seni sevmek niye kötü bir şey olsun? Benim seni sevmem kötü bir şey. Cemil oldum ya ben resmen, anlasana. Cemil gibi davranıyorum. Ablamın yardıma ihtiyacı vardı. Cemil de evlenmeyi kabul etti ablamla yardım etmek için. Sonra bu durumu kullanmaya başladı. Ben ne yapıyorum? Ben de aynı şey yapıyorum. Farklı bir şey yapmıyorum ki. Senin yardıma ihtiyacın var. Ben de seninle evlenme hayalleri kuruyorum burada. Cemil gibi davranıyorum. Ben Cemil olacak adam mıydım ya? Ben de seni seviyorum. Gerçekten mi? Evet. Evliliğimizin kurmaca değil, gerçek olmasını hayal ediyorum. Zeynep, gerçekten mi? Evet. Ama o yüzden bu bebekten kurtulmamız lazım. Ne? Çocuğu satacak birilerini buluruz. Hem o parayla evleniriz. Ne yapacaksın başka adamın çocuğunu canım? Zeynep. Senin çocuğun o. Gerçekten satacak mısın kendi çocuğunu? Ben bizim için düşünüyorum. Karı koca olmak istemiyor muyuz biz? Ne yapacağız bu bebeği? Kendi çocuklarımızı yaparız. Gitmem lazım. Ablam geç kalma dedi. Ben de geç kalmayacağım dedim. Sana da yemek getiririm, tamam mı? Vallahi çok eğleneceğiz. Hani sen diyordun ya kız kıza alışveriş çok güzel oluyor diye. İşte biz de abla kardeş gibi olacağız. Bütün mağazaları gezeceğiz. Ya çok eğleneceğiz. Ay Fikri, nasıl olacak öyle, mahalle düğünü falan yapmayın ne olur. Ya deli eğlenceli oluyor. Dinle bak sen beni. E peki nasıl, böyle arabalar düğünün ortasından mı geçiyor, nasıl oluyor? Yok be Meleğim, öyle değil ya. Sen bir he de ondan sonra gerisini kocana bırak. Arayasın bak, mahalleyi kapatıyorum ya, mahalleyi kapatıyorum. Ay benim düğün hazırlıklarıyla uğraşacak mecalim mi var Fikri? Yapmayın, boş verin ne olur. Ya sen uğraşmayacaksın ki. Her şeyi biz halledeceğiz. Senin gelinliğini alacağız. Saç, makyaj, kendimize kıyafetler. Sana çok iyi gelecek vallahi. Bak siz ne yapın diyor. Dışarı çıkın, alışveriş yapın. Böyle giyinin, giyinin, değiştirin, tekrar giyin ya, eğlenin ha. E peki son anda şimdi insanları nasıl davet edeceğiz? Kimi çağıracağız Fikri, nasıl olacak? Sen kimi çağırmak istiyorsun onu söyle bana. Kimi çağırmak istiyorsan ben gideceğim kapısına, bizzat kendim çağıracağım. Sen bizimkileri ailemi mi diyorsun? He. Yok istemiyorum, boş ver. Ben şimdi onlara dert anlatamam. Ne diyeceğim yani? E o zaman. Oldu da bitti. Sana en otantiğinden, botantiğinden, organiğinden mi mahalle düğünü yapacağız. Böyle davullar, zurnalar, çikolatalar, börekler, pastalar, çavrular geliyor mahzurlar. O mahalleyi sabaha kadar uyutmayacağım lan. O kadar eğleneceğiz diyorsunuz yani. Ondan bile fazlası, ondan bile fazlası. Kiraz, ama beraber gideceğiz alışverişe. Ben bilmem öyle oralarda ne giyilir, ne yapılır, rezil olmayayım. Ya tamam, tam da aradığım şey işte. Ben halledeceğim, orası bende. İyi tamam, hadi.
Mahalle düğünü olsun. Çak 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 çak. Burada mı yattın bütün gece? Hı hı. Gidecek yer bulamadım. Ya ailen falan yok mu senin? Öyle gibi bir şey. Zaten olsa da gitmem. Sokakta kalırım. Gel bakalım. Gel, üşüyeceksin dışarıda. Yürü hadi. Sen geç odaya. Ben bir çay suyu koyayım. Sonra da saygını değiştiririz. Ha, hadi. Nerede kalıyordun şimdiye kadar? Orada burada. Hmm. Orada burada kalmak biraz sıkıntı değil mi ya? Zor olmuyor mu? Yok. Okula gidiyor musun? Anlaşıldı. Kaç yaşındasın? Kendi başımın içerisine bakacak yaştayım. Eyvallah. Budur. Biraderim. Ben şimdi çayın yanına yiyecek bir şeyler alayım. Sen burada bekle. Sonra ne yapacağımıza bakarız. Tamam. Ya siz çok yanlış anlamışsınız gerçekten. Getirecektim sizin paranızı. Ya neyi yanlış anlamışım? Ne zaman getirecektin? Çıkmaz ayın son çarşambası mı? Ya mağaza ödeyince getirecektim. Mağaza ödeme yapmadı yemin ediyorum. Hem benim etim ne, budum ne? Nasıl kendi cebimden ödeyeyim, değil mi? Yani anlaşamayacağız galiba. Hadi gidelim Filiz. Nasıl olsa mahkemede görüşeceğiz, öyle değil mi Mahmut Bey? Ne oldu ki avukat bey? Konuşuyorduk yani. Biz gayet netiz. Ya şimdi 20.000 lirayı ödersin, kadınlar şikayetlerini geri alırlar. Ya da mahkemeye çıkarsın, hem hapse girersin hem de parayı ödemek zorunda kalırsın. Öyle değil mi? Boncukçu Mahmut, tercihini yap bakalım. Şişt, bana bak bana. Otur şuraya. Oğlum sen utanmıyor musun lan bütün karakolun önünde öyle ben kaçmadım falan demeye, dolandırmadım demeye ha? Oğlum özel uğraşırım seninle, anladın mı? Benim mahallemde dolandırıcılık yapmak neymiş gösteririm sana. Ha, anladın sen onu. Tamam o zaman, ben şey edeyim. Ben bir çek yazayım. Siz de şikayetinizi geri alın madem. Yaz. Al, tepe tepe kullan. Öyle yapacağım. Dolandırmasın sen de bir daha kimseyi. Ay. Ay çok teşekkür ederim ya. Bu kadar hızlı halledeceğimizi beklemiyordum valla. Yani biraz övmek gibi olacak ama başka bir avukatı bu kadar hızlı çözemeyebilirdim. Tahmin ederim canım. Yani çok iyi bir avukatsınız ama övündünüz yani. Neyse, en azından işimi takdir ettin. Bu arada benim sana bir şey söylemem lazım. Tabii. Savaş Aklan'la ilgili. Ha yok,
Ben onunla ilgili bir şey duymak istemiyorum. Filiz, ama bilmen gerektiğini düşünüyorum. Yok, onunla ilgili hiçbir şey ilgilendirmiyor beni gerçekten. Teşekkür ederim. Yani en son camını da taşladım. Tamam yani, bitti mevzu. Camını mı taşladın? Evet. Bu kadar saçmaladım yani. Ama işte böylece kapandı gitti. Çok teşekkür ederim tekrar her şey için. Görüşmek üzere. Nereye gidiyorsun? Ya otobüse bineceğim. Ya saçmalama. Hadi gel arabayla gidelim. Yok, ben hallederim, sağ ol. Ya Filiz lütfen, hem şu atölye meselesini de konuşuruz, hadi. Hadi. Oğlum, Osman Efendi, oğlum bir bakın. Ne oluyor? Ay yetiş doktor, yetiş, sorma başımıza gelenleri. Ya söylesene bakalım, ne oldu? Soyulduk, soyulduk. Soyulduk mu? Soyulduk. Boyları bozları devrilesiyeler. Tam polisi arayacaktım, sen geldin. Perler böyle darmadağınık olmuştu. Hayır, anlamadım. Nasıl girdiler içeri? Akşam 3 kere de kilitlemiştim kapıyı, bak vallahi. Ay, para falan da yoktu. Sadece ilaçlar almışlar. Bana bak, bana bak. Hemen polisi aramamız lazım. Yasaklı ilaç bunlar. Yoksa ikimizin de başı cezaya girer. Bak, söylemedi deme. Sakin ol bir. Sen buradan çıkarken birini gördün mü? Yok, görmedim. Geldiğimde her şey böyleydi. Ama bak, aklına sakın yanlış bir şey gelmesin ha. Ben hiçbir şeye el sürmedim, bak vallahi bak. Hayır, hayır, öyle bir şey düşünmüyorum, merak etme, tamam. Ben şimdi çıkacağım, halledeceğim bu işi. Sen sakin ol. Buraları toparla, konuşuruz. Tamam, hadi. Ama bir arayalım bak, yoksa ikimize de ceza yazarlar bak. Demesi de mi? Yok, tamam mı? Sen toparla buraları, geleceğim ben. Halledeceğiz hadi. Hadi topla hadi. İlaçların nerede? Ne bileyim lan nerede? Nereye koyuyorsun orada? Ana bak çocuk, sen giderken ben dönüyordum orada, tamam mı? Şimdi seni bulduğum gibi o ilaçları da bulurum ama öyle polise gideriz. Ver kararını, 5 dakika. Ne dersin lan sen? Ha? İki hafif laf edince kuyruk sallayacağımızı mı sandın? Yok neymiş, araba hırsızıymış, yok bilmem neymiş. Sanki çocuk kandır oğlum. Yürü hadi. Ya bırak beni, gitmem ben polise, bırak beni. Ulan polisi karıştıracak olsan benim işim ne burada? Tamam, hadi. Aletlerin yanında mı? Ha? Aletlerini ver, hadi. Ne yapıyorsun be manyak herif? Şşşt! Yakalatacaksın ikimizi de. Hadi be. Nasıl yaptın onu öyle? Yaparım ben öyle. Al bakalım. Gördüğün gibi yalan söylemedim. Şimdi
Beni ilaçlarıma götür, yoksa beraber polise gideriz. Ben onları... Sakın sattım deme. O kadar kısa sürede satamazsın onları. Hadi. Hadi! Tamam. Hepsi burada mı? Orada. Emin misin? Hı hı. İyi. İyi bakalım. Amma koşturdun lan bizi. Bak bana. Bir daha gerçekten paraya ihtiyacın olduğunda bana gel. Tamam mı? Çalmaya değil. Bir daha böyle bir şey yaparsan gebertirim seni ha. Anladın mı beni? Anladın mı? Hı hı. Hadi kolay gelsin. Afiyet olsun. İleriden sola döneceğiz. Biliyorum. Sonra düz gideceğiz değil mi? Yani o geceyi hatırlamamam çok normal. Aslında seni ben bırakmıştım. Biraz fazla içmiştin çünkü. Ya Filiz çok gayet anlaşılır bir durum. Kendini kötü hissetme. Nasıl kötü hissetmeyeyim? Yani... Ne yaptım? Çıkardın mı arabamızı? Yok, hayır. Onu arabaya binmeden önce halletmiştin zaten. Ya sen kötü bir şey yapmadın. Bol bol ismi lazım değil. O adamı saydırdın. Arada bana ayar verdin. Sürekli kardeşlerinden bahsettin. Onlara bir şey diyordun, böyle... takma bir at gibi bir şey. Mini bollar. Heh, mini bollar. Şirinler gibi bir şey canlandı gözümde. Sen de önlerinde pamuk prenses. Ya utanılacak bir şey yapmadın. Hatta bence çok sevimliydin. Kızlar, akşamki partiye geliyorsunuz değil mi? Doruk senin gelip gelmeyeceğini özellikle öğrenmemi istedi. Bilemiyorum yani. Kendini niye söylememiş ki? Ne diye seni yolladı? Ne bileyim. Geliyorsunuz değil mi? Ay yok Melis, gelemeyiz. De biliyorsun benim bitirmem gereken bir projem var. Deniz'in de zaten yarın sınav var. Ya kendi adına konuş canım. Hem sen nereden biliyorsun benim sınavım olduğunu? Programı mı yürüttün? Vallahi babamı duydun. Bu sene ortalamayı tutturamazsan yazın Amerika gezisini unut canım. Ve sen gidemezsen otomatikman ben de gidemiyorum. O yüzden otur çalış. Hadi gel şu utangaç prensi bulalım. Yüzüme karşı sormaya cesareti varsa belki gelirim. Neredeymiş? Bahçede seni bekliyor. Ay rahmet, ödümü kopardın. Ne bu? Ödevin işte. Nasıl ya? Hepsi çözülmüş bunları. Dedim sana ben hallederim diye. Hepsi doğru. Yani şey, hepsi doğruymuş. Çözen çocuk öyle söyledi de. Matematik profesörüne falan mı çözdürdün sen bunları? Hey, kimmiş, nerede ders veriyormuş? Yok ya. Çocuk hobi olarak yapıyor bu işi. Hobi olarak. Hmm. Ay dalga geçme rahmet ya. Ay şuna bak, şiir gibi çözmüş problemi. Şuna bak şuna. Ya var ya, bu problemin bu şekilde çözülebileceği ölsem aklıma gelmezdi. Ay yok artık ya. Şu an bunu çözene aşık olmuş olabilirim. Ciddiyim bak. Abartma canım, sen de alt tarafı birkaç tane soru çözdü çocuk yani. Her ödeve gitsin işte. Çok isterdim. Sırf bizim bölümde değil, matematik bölümünde bile rockstar olurdum ama... yapamam. Niye ya? Hepsi doğru işte. Doğruymuş işte hepsi. Ya kendi yapmadığım ödevin altına ismimi yazamam rahmet. Yani şu an bunu yapmadığım için ağır depresyona girdim ama... olmaz. İyi vallahi, sen bilirsin. Ama... o tanıdığından özel ders almayı çok isterim. Matematikten ders verebilir mi bana? Bir konuşsana. Parası da sorun değil, lütfen. Yok ya, veremez ders falan çocuk. Niye? Asosyal bir çocuk bu.
Böyle insan içine falan çıkamıyor yani. Öyle anca işte soruyu verirsen onu çözüyor, gönderiyor. Böyle bir çocuk yani. Ya tamam anladım ama bak ben şahane bir öğrenciyimdir. Bir dediğini iyi etmem, çıkarmam derste. Vallahi bak lütfen. Ya veremez diyorum ders çocuk ya. Ya vereceksen ver ödevini, vermeyeceksen at gitsin. Ya vallahi çok güzel oldun. Ya sen daha güzelsin. Yok ya. Benim gözlerim böyle küçücük çekikler. O yüzden biraz daha büyük olsa daha güzel. Kirpiklerim de çok kısa. Ay olur mu öyle şey? Ben bundan biraz sürebilir miyim? Sürmek istiyorsan sür tabii. Olmadı değil mi? Gel gel. Bak bu böyle sürülüyor. Git bak bakalım. Seninki gibi oldu değil mi? Daha güzel oldu. Ya çok güzel olmuş. Ya peki ben bunlardan biraz daha sürsem çok abartı gibi olmaz değil mi? Aman. Ne olacak? Sürmek istiyorsan sür. Sonuçta babamın değil mi? Değil mi ama? Kiraz'a da biraz makyaj yapsın. Şu masalara bir tabak mabak bir şey koyun, boş durmayın. Yürü hadi, yürü. Şişt, ne yapıyorsunuz lan damat tarafı? Ne yapalım abi ya, yapacak bir şey yok. Duruyoruz böyle, her şey halletmişsin. He. Babam nerede? Baban ne bileyim, ben de anlamadım ki bekliyoruz, gelmiyor. Ha, hoş geldiniz Ali dayı. Sefes'e hoş geldiniz. Kimin düğünü bu? Ya bu bizim Fikri abi yok mu? Çirli Fikri, onun düğünü. Ay, o da siz kadınla mı evlenin? Yok yok, o gitti zaten. Bu başka, yeni bu. Yeni. Hey, hadi ayrılın. İyi hadi geçin, ayakta kalmayın. Ben de ablanıza bakayım. Tamam tamam, buradayız. Gülüm, iyisiniz değil mi? Bir limonata limonata bir şey göndereyim mi size? İçiniz serinlesin. Aşkım sen bir tanesin ya. İyi ki seninle evlenmişim. Yerim seni. İyi tamam, geliyorum ben. Yani şimdi demem o ki benim çok para kazanmam lazım. Yani bir özel okul falan için, yoksa çocukları kaybedeceğim yani. Bunu göze alamam. Diyorum ki hep birlikte çalışalım. Diyorsun ki siz de peşime takılın, benle bir para kazanın, öyle mi? Yani hep beraber çalışalım, hep beraber kazanalım, onu diyorum. Anacığım zaten bu Mahmut'tan gelen parayı bölüşünce birkaç güne gidecek o para, tamam mı? Ama bu işi yaparsak hep kazanacağız, sürekli kazanacağız. Ne diyorsunuz kızlar, hadi. Vallahi ben Mahmut'tan paramı alırım, o bana lazım. Ama benim bir dükkan var, çerçek içinde boş duruyor. Hiçbir alta yaradığı da yok, orayı bedava kullanırız. Gerçekten. Tabii. Allah. Tamam, kira ödemezsek zaten şahane değil mi? Evet. Kız aferin sana be. Bak sen tam benim kafadansın ha. Ben tuttum seni aslan. Siz ne diyorsunuz? Vallahi ben de paramı alırım. Ama dükkanı benim adama toplatırım. Ama nedir, evde boş boş oturuyor. Ama niye anasını satayım? Ben de varım bu işte. Ben de varım. Tamam hadi. Hemen size be. Ay, hadi. Camlar açılan. Gelin ya. Sevdiğimi andım, aha ha. Dediğimi yaptım, aha ha.
abla bırak beni. Ya abla kolum acıyor ya. Ya bırakır mısın? Ya ne çekiştiriyorsun abla bırak. Ben bakarım. Tamam tamam ben buradayım. Ya abla, ya abla bıraksana beni. Yürü. Ya. Ya abla bıraksana beni, bırak beni diyorum. Ya abla bıraksana beni ya. Yürü. Ya ne yapıyorsun ya bırak. Ablacığım esas sen ne yapıyorsun ya? Ne bu hal? Ne varmış halimde? Böyle makyaj yapıp böyle giyinecek yaşta mısın sen? Çocuksun daha. Yürü yüzünü yıkayacağız. Ya bırak Melek abla izin verdi. Sana ne oluyor? Bana ne oluyor öyle mi? Ya öf, öyle demek istemedim işte. Ne demek istedin? Kiraz yürü yüzünü yıka hadi. Ya bırak. Kiraz. Ha, kızlar. Burada mısınız? Hadi dışarıda eğlence var. Hadi çıkalım. Kiraz, Filiz hadi. Tülay ablası. Kiraz bu yüzündeki boyaları yıkamadan insan içine çıkamıyor da. Öyle mi? Tamam. O zaman ben de makyajımı silmeden, insan içine çıkmadan burada otururum. Nasıl sevdin ama bizim düğünü değil mi? Bak işte böyle sana dediğim gibi davullu zurnalı, çalgılı çengili. Ama bak bu düğün iyi geldi sana, rengin yerine geldi. Ay delisin sen ya. Deliyim tabii deliyim. Ya onun için sen beni bile evlenmiyormuşsun zaten. Dur kıskanırlar şimdi. Bu fikri de nasıl laf alıyor bu gözlerim kadınları? Ay ne bileyim ben, vardır elbette maharetli, boş ver. Kirazcığım. Kirazcığım benim sabrımı zorluyorsun ablacığım. Herkes geldi sen içeride mi oturacaksın? Sen bana dememiş miydin insan içine bu makyajla çıkamazsın diye? Ben de çıkmıyorum. Kirazcığım. Kiraz hadi gel ablacığım. Hadi gel. Hadi gel makyajımızı silelim. Ailemizle eğlenelim hep birlikte değil mi? Ver o telefonu da. Filiz bir dakika dur. Filiz bir dakika. Bir dakika dur. Çocuk heves etmiş, bilememiş ablası. Kızma. Kirazcığım, bak sen de çok güzel olmuşsun ama yaşına uygun değil. Üzme artık ablanı, aa! Kiraz! Tamam, anlaşıldı. Siz burada bana rahat vermeyeceksiniz. O zaman ben de gider arabada otururum. Ya Kiraz! Ablacığım ne oluyor ya? Ne oluyor sana? Niye böyle şeyler yapıyorsun? Makyajımı silmeyeceğim. Bence çok güzel. Ya Filiz, kızım çocuk aklıyla yapıyor işte bir şeyler. Ya yok buna bir şey oldu ya. Kiraz. Allah Allah. Ya pardon. Ya Kiraz. Kiraz. Ya Kiraz. Ya ablacığım niye böyle yapıyorsun ya? Kiraz niye böyle yapıyorsun ama ya? Kirazcığım biz ne güzel anlaşıyorduk ablacığım seninle. Açsana. Cücü
Oğlum al şunu, acayip bir şey hazırladım. İç bak, çok iyi geleceksin. Hadi bakayım, hadi, hadi. Götür onu. Bana bak sen. Ne yapıyorsun kız? Ne yapıyorsun? Ya ben sadece 5 ay yalnız bıraktım bu çocukları. Sen de başka biri olmuşlar. Ya sana ne oluyor ya? En mutlu günümde geliyorsun, çemkiriyorsun. Nasıl bir şey oldun sen ya? Bana bak, madem aldın çocuklara, ilgilen. Görmüyor musun ya? Kiraz koca kadın gibi makyaj yapmış. Ne olmuş, güzel olmuş. Ya bana ne ya? Git hiç annesiyle konuş. O ilgileniyor işlerle. Ya kadın hasta, hasta. Neye izin verdiğinin bile farkında değil belki. İşte bile o her şeyin farkında. Hem Melek abla doktor. Sen ondan daha iyi mi bileceksin? Sen liseyi bile bitirmedin ya. Sonrasında işte topluca bir fotoğraf çektirelim, olur mu? Olur. Hatıra olsun. Ya uf, ne hatırası ya? Böyle şeyler söyleme. Bak ağzını biber sürme bak. Ay tamam, tamam. Fotoğrafımız olsun o zaman, olur mu? Tamam, birazdan benim bütün faydasızları toplarız, çekiniriz, tamam mı? Ay şuna bak, şuna, şuna bak. Nasıl kudubet kudubet bakıyor ya. Bu var ya. Rahmetli babaannesini çekmiş. Deli bu, deli. Bunu almayalım, tamam mı? Aile fotoğrafımızda bu olmasın. Fikri ya. Tamam, alalım ya. Filiz. İyi misin kuzum? İyi değilim. Ne oldu? Melek ablası doktormuş, ben neredeyse mezun bile değilmişim. Öyle de. Mahalledeki düğünü izliyorum işte, ne yapayım? Hikmet'in babası evleniyor. Kızım bunlar ailecek manyaklar. Ay yok, satacak birilerini bulamadık daha. Hikmet'i iteliyorum işte. Bakalım becerebilecek mi? Hikmet geliyor Nimet, ben seni sonra ararım. Hadi görüşürüz sonra. Sana düğünden yiyecek bir şeyler getirdim. Hikmet ne olur ben de seninle geleyim, ne olur. Çok sıkılıyorum evde, kimse tanımıyor beni zaten. Düğünün köşesinde oturup insanları izlerim. Hava almış olurum hem. Zeynepciğim ama konuştuk seninle bunları. Olmaz. Cemil tanıyor seni. Babam bile evleniyor, ben burada oturuyorum ya. Neyse. Sen benim söylediğim şeyi düşündün mü? Düşündüm. Olmaz öyle şey. Yapamam yani ben öyle bir şey. Çocuk falan satamam ben. Nasılsa herkes bizim bilecek. Biz de o şekilde büyüteceğiz yani, yapacak bir şey yok. Sen bana güven. Ben ölene kadar saklarım o sırrı. Ablamlar bile bilmez benden olmadığını. Tamam. Sen öyle diyorsan. Öyle diyorum. Sen beni sevdiğini söyledin ya. Gerisi önemli değil artık. Evlenelim. Çok mutlu edeceğim seni. Göreceksin. Allah. Gidiyorum ben, gitmem lazım. Hadi bay bay.
Abi. Neredesin oğlum sen? Buradayım abi. Oğlum cücüye bak, gitmiş ya. Hadi fotoğraf, hadi hadi. Ulan biz bu cücüyle neler içtik? Zengin içkisini kaldıramadı bünyesi. Senin arkadaşın baba. Ben elimden geleni yaptım öğrensin diye ama. Abla. Abla hadi hadi fotoğraf hadi. Hadi hadi hadi. Gel aile fotoğrafı ya. Işte, çekelim aile gelin. Gel gülüm. Hadi. Dünyaları yediler. Hiçbir şey takmadan gittiler ya. Şuna bak ya. Bir dakika. Ben çekeceğim bunu ya. Vallahi, gelin. Hadi aile. Şurada öğretir sana abi. Nasıl yapacağım? Çocuklar kiraz nerede? Onu da bir bulsanıza. Tamam. Kiraz arabada gelmez. O ne demek ya? Nasıl arabada gelmez? Ben ikna ederim onu. Bir bakayım geleyim ben, olur mu? Getiremedim. Ne oldu? Ha, kiraz yok. Hadi Allah'ın fakirleri, hadi. Hiç sevmiyorum bu fakirleri ya. Teşekkür ederim, ben de seni tebrik ederim. 35 yaşına geldi, evde kaldı. Hadi. İyi akşamlar. Gel güzel kızım, gel. Ay benim şu prensesime bak, prensesime. Prensesim gel şöyle. Gel, tamam mısınız? Tamamız. Hadi bakalım. Hadi. Ama bir gülüm, bir peynir meynir bir şey diyeyim bari. Peynir. Tamam. Gülüm, gelin şimdi bir de çekirdek aile. Hadi ikizlerini al git hadi. Ayıp be. Ben aile. Oğlum çekirdek aile diyorum. Şunu unutmayın. Bence ayıp. Gel hadi, bence ayıp. Ya böyle tamam da. Hadi sen geç. Ya eğil yani. Ya baba ya. Niye eğiliyorum ben ya? Toprak sağ topçusu Allah gibi. Ya çök bir itiraz etme. Şimdi o zaman. Baba ya. Şimdi şey deyin. Fikri. Tamam hadi çekiyorum. Çektim. Ablacığım sen mutlu musun orada ha? İyi bakıyorlar mı sana? Özledim seni. Ben de seni özledim çok. İsmo, hadi gel gidelim. Görüşürüz abla. Görüşürüz. Hadi arabaya gidiyoruz. Ben seninle gelmeyeceğim ablacığım. Ben burada kalacağım. Abla sen de gel. Ama ablacığım, burası bizim evimiz. Ben burada kalacağım. O zaman ben de gitmem. Gitmeyecek misin? Hayır, ben seninle kalacağım. Ya. Tamam kal kuzum. Oh kal tabii. Senin evin burası. Oh. Tamam ismi benle kalacak. Ama abla şey. Ney? Ne diyorsun ya? Ne var bize kalacak ismi? Allah Allah, burası bizim evimiz. Çıktın zamanından iyice ha. Ya abla bir şey demedim ki. Anaokulu var yani, o yüzden dedim ben. Ha. Ben bırakırım onu okulu. Gel Amre. İsmim. Sen benimle kalacaksın, hadi gel. Hadi koş evimize gidelim o zaman. Hadi gel bakalım. Gel. Gel. Koş. Rolunu ver ateşe. Omuzunda hayatın yükü, yüzünü dön güneşe. Güneşe bir el ateş ettik, bilmedik kendimize inettik. Ayakkabımız yırtıktı ama dikenli yolları koşarak geçtik. Ah nerede bizdeki eski neşe? Bile bile daldık ateşe. Kimse tutmadı elimizden, peş peşe. Nerede bizdeki eski neşe? Bile bile daldık ateşe. Kimse tutmadı elimizden, her bela geldi peş peşe.
yanımda kalmadın mı? Öpüp koklamadın mı? Yanımda kalmadın, elimi tutmadın bu gece sen de. Yanımda kalmadın mı? Öpüp koklamadın mı? Yanımda kalmadın, elimi tutmadın bu gece sen de. Zeynep, Zeynep dedin mi? Bir sorun mu var? Yok, bir sorun yok da ben şu evlatlık meselesi için gelmiştim. Alacak birini bulabilir misiniz? Nasıl? Anlamadım. Ya şu bebek doğuramayıp satın almak isteyenler oluyor ya. Ben onlara satmaya karar verdim bebeği. Satmaya mı? Zeynep'ciğim sen beni yanlış anlamışsın. Ben senin için kurumdan birilerini arayıp sana yol göstermelerini isteyecektim. Ne faydası var ki kurumun? Onlar bebeğin için en doğru aileyi bulacaklar. Sen de okuluna, hayatına devam edeceksin. Hem önünde uzun... Ama laf değil. Para lazım doktor hanım. Bu bebek yüzünden yeterince eziyet çektim zaten. Bari bir faydası olsun. Siz alacak birini bulabilecek misiniz onu söyleyin bana. Ah Zeynep'ciğim, senin kafan nasıl karışmış? Bak, karnındaki bir insan. Öyle alıp satılacak bir eşya değil. Hadi benimle yukarı gel. Konuşuruz. Kafanı toplarsın. Sonra doğru yolu bulacağından eminim. Ben doğru yolu buldum zaten doktor hanım. Kimse kullanamayacak beni bundan sonra. Görecek herkes. Hadi görüşürüz. Alo Kiraz'cığım. Bir okulun bahçesine çıksana. Evet buradayım. Gel konuşalım bir 5 dakika. Tamam. Geçen sefer gelişimde fark etmemiştim. Çok güzelmiş. Dersim var, gecikeceğim. Birazdan zil çalacak. Yok, geç kalmazsın. Konuşalım mı 2 dakika? Kiraz bak, ben üniversite okuyamadım, evet. Tamam, lise de okuyamadım. Yani çünkü size bakmam gerekiyordu. Önce abilerine, sonra size. Ne yapayım, bakmasaydın. Bizim suçumuz mu? Neyse yani şey demek istiyorum ben, yani çocukluğum boyunca çocuk baktım. Tam hayatım boyunca çocuk baktım ben. Yani bazı şeyleri Melek ablandan daha iyi bilmem normal değil mi sence de? Hiç de bile. Sen o hezik hayatı yaşıyorsun diye bizim de senin gibi olmamızı istiyorsun. Ama ben senin gibi olmayacağım ki, ben Melek abla gibi olacağım. Bana bak, ezik deyip deyip duruyorsun, alırım ayağımın altına ezerim seni bak. Terbiyeli konuşacaksın benimle, duydun mu? Ya, ne ya? Kapamışsın kendini mahalleye, başka hiçbir şey bilmiyorsun. Zaten Barış abi de o yüzden seni terk etti, ezik olduğun için. Bana bak, terbiyeli konuşacaksın benimle. Ne yapıyorsunuz? Ne yapıyorsunuz hanımefendi? Hiç böyle davranılır mı çocuğa? Lütfen. Gel kızım. Efendim. Filiz merhaba. Ya öğleden sonra buluşur diye sözleştik ama acil bir işim çıktı. Şimdi gelebilir misin? İşim var mı? Yani zaten 20 saatlik bir işimiz var. Evraklar da hazır zaten. Alo. Alo. Tamam. Tamam, tamam bekliyorum seni o zaman. Öksünün lütfen. Tekrar. Ne oluyor? Ne olacak? Yanda tamirat vardı, onun gürültüsü doktor bey. Ha. Tamam mı yani, ne bileyim.
Derin bir nefes alın. Tamam, bir saniye. Ben geliyorum, sizi bekleyin. Nurgül Hanım! Nurgül Hanım! Ay ne var doktor, aklımı çıkardın. Ne oluyor yan tarafta? Tadilat var yan tarafta. Atölye mi ne açacaklarmış? Ya ne tadilatı, ne atölyesi ya? Mesai saatleri içinde çalışıyorum, ben hasta bakıyorum, farkında mısın? Git konuş, neyse ne, başka bir zaman yapsınlar. Aa, ne zaman yapsınlar doktor? Nereden bileyim ne zaman yapsınlar, bilmiyorum ne zaman yapsınlar. Git konuş, ben mi gideyim? Yok, ben giderim. Siz şimdi mahallenin dilinden anlamazsınız. Hırgür çıkar Allah muhafaza. Ben giderim. İyi, tamam. Şimdi şunlara diğer üyelerin imzası gerek. Hemen şu alt tarafa attıracaksın. Daha sonra hepsini topla getir. Genel kurulla ilgili karar veririz. Filiz, sen iyi misin? İstersen sonra devam edebiliriz. Yani sen bir an önce bitir dediğin için ben acele ettim. Ben niye uğraşıyorum ki bunlarla? Anlamadım. Hani kadınlar kabul etmişti? Yok, konu kadınlar değil. Ya ben bunların geleceği için uğraşmıyor muyum bu kadar, ha? Ben bunlar şimdi okudukları okulda okumaya devam etsinler falan diye uğraşmıyor muyum? Geçmiş benim karşıma, tutturmuş bir ezik 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 diyor bana. Kim dedi ya? Hayır, bu çıktığı kabuğu beğenmemek ne demek oluyor ya? Hani ben yetiştirdim onları. Tamam yani bir sürü eksiğimiz vardı ama mutluyduk. Bunlar böyle doyumsuz değillerdi ki. Beni böyle aşağılamazlardı. Anlaşıldı. Sen kardeşlerinden bahsediyorsun. Ya 12 yaşında çocuk geçmiş benim karşıma ezik ezik diyor bana ya. Ben niye uğraşıyorum ki bunlar için bu kadar? Çocuk da çocuk olacaksın yani. Ya Filiz, o yaştaki hiçbir çocuk ebeveynini beğenmez ki zaten. Yani bütün bunları ciddiye almanı anlamıyorum ya. Hiç yakıştıramadım sana. Öyle mi? Ya öyle tabii ki. Ya o kadar inançlı konuştun ki bu kadın dedim taşı sıksa suyunu çıkartır. Ama sen daha böyle ilk duygusal travmada dağılacak tiplerden misin? O ne demek ya? Ben çocuk yaşta 5 tane çocuk büyütmüşüm. Ama bir atölye açıp iş kurmaya korkuyorsun. Korkuyor muyum? Evet, korkuyorsun. Sizin niye benim hayatıma bu kadar karışıyorsunuz ki siz? Ha? Ne beklentiniz var benden? Sen ne diyorsun ya? Ne beklentisi? Bir gece yanımda olduğunuz diye mi böyle hayatıma karışıyorsunuz filan? Açıklayın, söyleyin. Nedir beklentiniz benden? Açık açık konuşalım. Bir, sen beni yanlış anlamışsın. Söylediklerim hoşuna gitmedi diye iftira atıp durumunu değiştiremezsin. Ben hiç filan sevmem. Al hiç filan, hiçbir şey istemiyorum. Tamam. Umarım pişman olmazsın. Ay sana kaldı. Şunu da bir kendine gel. O olsun ama sana. Ne işin vardı sabah kadar partilerde? Ne istiyorsun başımda bır 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 derin ya? Sınav ne oldu ha? Boş kağıt verdim. En azından sınava girmeyi akıl etmişsin. Bu da bir şey. Ay ne olacak şimdi? İlk sınavından boş kağıt verdiğin dersen nasıl geçeceksin? Uzatma derin, halledeceğim ben, tamam. Ay niye halledeceksin ya? Geçmiş olsun artık. O 2 aylık Amerika tatiliyle de vedalaş ablacığım. Başımın içinde o sinir bozucu sesin nasıl çatlıyor biliyor musun derin? Dün yediğin hurmalar. Neyse ben derse gidiyorum. Sen de aklın varsa git hocanın kapısında yat. Mazeret sınavı yapsın sana. İşim olmaz. Kesinmeden gitmeyi tercih ederim. Alo Melis, hemen okula gel. Hadi gel artık, yeter, kalk. Sende o boş sınav kağıtlarından vardı değil mi? Gelirken getir bir tane ondan. Ay sana ne yapacaksam ne yapacağım, gel hadi. Bekliyorum. Hadi gel benimle.
işim var, görmüyor musun? Benim de. Hadi yürü. Ortalıkta seninle konuşurken tamam. Görülmek istemiyorum. Kahve döküldü de. Arkadaşı yollar mısınız? Silsin. Oturamıyoruz. Tabii. Rahmet bakar mısın? Tabii şefim. Hemen hallediyorum. Uğraşamayacağını kabullenmiyorsun ki. Hayır, ikimiz de boşuna yoruluyoruz. Elimde bana saldırırken fotoğraflarım var. Hatırlıyorsun değil mi? O zaman beni dikkatle dinle. Gece 11'de benimle okulda buluşuyorsun. Seninle hocanın odasına girip sınav kağıtlarını değiştireceğiz. Anladın mı? Niye yapıyorum ben böyle bir şey ya? Orası seni ilgilendirmez. Elimde hayatını alt üst edecek fotoğraflar var ve ben açıkça şantaj yapıyorum. Ya gece benimle buluşursun, sessizce bu işi hallederiz. Ya da hayatının en kötü sabahına uyanırsın. Beni pis işlerine bulaştırma. Sen istiyorsun diye gece gelip okulda hırsızlık yapamam. Kendin ne yapıyorsan yap. Gerçekten şu zavallı halinde bile burnundan kıl aldırmıyorsun ya. Neredeyse aptallığına hayran olacağım. Gece 11'de arka kapıda bekliyorum. İsmo, ne yapıyorsun oğlum? Ödev yapıyorum. Ödev mi yapıyorsun sen? Gel bakayım buraya. Paşam hoş geldin. Bir bakıvereceğim, bana açamadım şunu, ellerim yağlı. Herkes nerede ya? Ablan avukata gitti, Hikmet de içeride uyuyor. Hadi bakayım. Senin bu ellerin haline böyle ırgat gibi olmuşsun. Size okula kitap diye taş mı taşıtıyorlar? Yok ya, bir tane proje vardı bizim şimdi. Böyle beton bloklarla çalışıyoruz, ondan oldu yani. Dur bakayım, dur sana bir şey diyeceğim. Bana bak, burslusun diye seni işe koşmuyorlar değil mi okulda? Sakın ezdirme kendini. Yok ne işi ya? Okul orası, orada olur mu öyle şey? Dur. Filiz nerede? Ablam avukata gitmiş ya. O ne kız öyle? Ya adak adamıştık ya, sonunda kesebildik çok şükür. Aman. Allah kabul etsin canım ciğerim. Allah sağlıkla kucağına almayı nasip etsin inşallah. Çok sağ ol. Amin. Ya ne oldu avukat, ne dedi? Ne olmuş evrak işleri? Aman Allah kahretsin. Ha, akıllısı beni bulmaz ki. Sevdin mi? Sevdim. Oh, afiyet olsun sevgilime. Ya Filiz. Hı. Sen bu atölye işinden tamamen vaz mı geçtin şimdi? Anacığım, dükkanı bulduk, parayı bulduk. Neyin vazgeçmesi şimdi ya? Ya yok, ben sinirlendim diye öyle şey yaptım ya. Ha, başka şansımız mı var canım? Aman ciğerim, aman yani. O zaman olan Selim Bey'e oldu, öyle mi? Ya güzelim, avukatı kaybettik, ha? Buluruz, yenisinde var. Ya niye yenisini buluyormuşuz mis gibi iş bilen adam varken? Bak paramızı şak diye aldı. Gidersin yarın özür dilersin, biter. Özür mü dileyeceğim? Hı.
Kız doğru söylüyor. Ya Selim Bey iyi bir insan. Sen de haksızlık etmişsin adama yani. Aman gözünü seveyim Tülay, Barış da iyi insandı, ne oldu? Doydum ben iyi insana. Canım o ayrı bu ayrı yani şimdi. Sen adama haksızlık etmişsin, özür dilemen lazım. Filiz. Git adamın gönlünü al, tamam. Kooperatif midir nedir onu yapsın bize bir an evvel. Kuracağız bu atölyeyi biz bak. Başlarım ben şarap çanağınıza. Aa! Dükkan tadilatı başlamış, biz hala ne konuşuyoruz? Bir gece benimle buluşursun, sessizce bu işi hallederiz. Ya da hayatının en kötü sabahına uyanırsın. Abla düştüm ben. Aa, nereye be bu saatte? Ya okulda bir tane kitabımı unutmuşum. Lazım şimdi gidip alayım. E ne var, yarın git. Yok şimdi çalıştığım bir şey için lazım ya. O yüzden yani acil. Tamam. Hadi görüşürüz. Filiz. Tamam değil mi? İnat etmeyeceğim. Ay ne? Ay ne ne? Yarın git adamdan özür dile diyoruz işte. Tamam anacığım. Aman özür dilerim tamam elin adamından. Bir benim elin adamından gidip özürlemediğim eksikliği yaparım tamam ne var? Beş geçiyor. Geç kaldım. Geldik işte. Hadi ne yapacaksak yapalım bitsin bu terane. Aç kapıyı. Geç. Geç. Kağıt çalmaya geldik kızım biz buraya. Parti yapmaya mı geldik? Işıl ışıl olsun her yer. Hadi nereye gidiyoruz? Üf, tamam hadi hoca katına. Hangi hoca odasına giriyoruz? Yürü hadi gidiyoruz işte. Burası işte aşağıda. Geç. Hadi ne yapacaksan çabuk hallet, tamam mı? Sabahki sınavın sorularını aynı kağıda çözdürdüm. Sadece benim boş kağıdımla değiştireceğiz, o kadar. Hah, buldum. Mühürlemişler bile. Ne olacak? Soruların cevabını mühürlü kağıda geçireceğim. Allah'tan boş kağıt vermişim değil mi? Sanki dolusunu verebileceğim ya. Ne kadar sürer bu? Gerektiği kadar. Hem sen niye boşuna stres yaratıyorsun ki? Okul boş.
Bana kantinden kahve falan getir öyle duracağım hadi. İşim bitince kendi kahveni kendin alırsın. Bir hademeye göre fazla ukalansın. Sen de Derin'in kardeşi olmak için fazla kötüsün. Derin herkese insan muamelesi yapar. Bense hak edene hak ettiği gibi davranırım. Bu da beni kötü değil, adil yapar. Bence bu seni sadece kendini beğenmiş, ukala ve şımarığın biri yapar. Anladın mı? Peki bundan sana ne? Artık tamam değil mi? Yakamdan düşersin artık. Tehdit, şantaj, fotoğraf bunlar olmaz artık hayatımızda yani. Şaka yapıyorsun herhalde. Niye böyle bir nimetten vazgeçeyim ki? Nasıl ya? Çok safsın ya. İlişkimiz uzun vadeli düşünüyorum canım. Bundan böyle benim hadememsin. Ben bu okulda olduğum sürece benden kurtuluşun yok. Manyak mısın kızım sen, ha? Nasıl kurtulacağım ben senden ya? İstifa edebilirsin istersen. Günaydın, kolay gelsin. Günaydın doktor. Ne oldu, sen konuşmuştun yan tarafta. Hala gün gün devam ediyorlar. Vallahi en az 40 kere söyledim ama dinlemediler. Atölyede, atölye diye tutturdular. Bir şey söyleyeceğim, bu neyin atölyesiymiş ya? Sağlık ocağının atölye mi olurmuş? Bunlar ne pis, ne düşüncesi insanlar, terbiyesi insanlar bunlar ya. Bak görüyor musun? Bak bunların var, izni falan da yoktur kesin ha. Nereye doktor? Durduracağım, burası sağlık ocağı ya. Böyle şey olur mu? Ay doktor, bunlar fena insanlar. Hiç bulaşmayaydın. Yani cevap vermeyecek misiniz? Özünü kabul edeceğim ama bir şartla. Bana söz vereceksin. Ne konuda? Bir daha bana senden faydalanmak için fırsat kolluyormuşum gibi davranmayacaksın. Tamam, anlıyorum. Erkeklere güvenin yok ama ben böyle bir adam değilim. Anlaşılan hala emin değilsin. Tamam ama gerçekten anlamıyorum yani bana niye bu kadar yardım ettiğinizi. Çünkü sen iyi bir şeyler yapıyorsun Filiz. Kendinle birlikte birçok kadının hayatını değiştiriyorsun. Ve ben sana yardım etmek istiyorum. Bu kadar. Başka bir şey yok. Tamam, kusura bakmayın. Ben hiç öyle düşünmedim, haklısınız. Tamam. Şimdi iş arkadaşı olarak iyi sıkışalım ve bu mevzuyu artık kapatalım. Gülsüm abla arıyor. Bu dükkanın sahibi olan kadın. Efendim Gülsüm abla? Ne? Onunla ilgilendiriyormuş ya. Allah Allah, kim ki o? Olur mu canım öyle şey? Dur bir dakika, ben zaten avukatın yanındayım. Bir sorayım, döneyim sana, tamam? Hadi. Ya bu bizim dükkanın bir komşusu varmış. İnşaat yapmayacaksınız burada demiş. İşçilerin çalışmasına izin vermiyormuş. Yapabilir mi böyle bir şey? Olur mu öyle şey canım? Hadi gidip konuşalım. Uzamadan çözelim bu meseleyi.
Ay inşallah böyle sorunlu biri değildir bu. Sürekli orada değildir falan. Vallahi bela olur, başımıza uğraşamayız. Merak etme Filiz. İnsanlar karşılarında avukatı görünce geri adım atarlar. İyi tamam. Gelin hemen. Ne oluyor? Deli midir nedir? İşçilerin çalışmalarını engelliyor. Nasıl ya? İşte çalışmalarını durduruyor. Gürültü yüzünden hasta bakamıyormuş. Deli etti bizi bütün gün. Ya tamam merak etmeyin, müsaade ederiz. Ne hastası bakamıyormuş ya? Ya işte bu sağlık ocağının doktoru. Hadi gelin. Babacığım bak ben seni anlıyorum. İşini yapmaya çalışıyorsun ama sen de beni anla. Sen o maktabı vurdukça ben hasta bakamıyorum içeride. Anlatabiliyor muyum? Yeter kardeş. Bırak adamları. Patronları geldi. Onlara anlat derdini. Ne işin var senin Yanımda kalmadın mı? Öpüp kokulamadın mı?